Katip arzu halim yaşa böyle. Şekerlere zeyim şirin dillere. Katip arzu halim yaşa böyle. Efendim hey, tabibim hey, cenanım hey. Şekerlere zeyim şirin dillere. Katip arzu halim yaz şah böyle. Efendim hey, tabibim hey. Sivaselerinde sazım çalınır. Çamlı beller bölük bölük bölünür. Dosttan ayrılmışam bağrım delinir. Katip arzu halim yaz şah böyle. Efendim hey, tabibim hey, cenanım hey. Şah'tan ayrılmışam bağrım delinir. Katip arzu halim yaz şah böyle. Efendim hey, tabibim hey. Bir sultan abdalım ey Hızır Paşa, bizi hasret koydun kavim kardeşa. Yazılan mı gelir sağ olan başa? Katip arzu halim yaz şaha böyle. Efendim hey, tabibim hey, cenanım hey. Yazılan mı gelir sağ olan başa? Katip arzu halim yaz şaha böyle. Efendim hey, tabibim. Sevgili Cahit. Efendim. Neden? Çok güzel. Pir Sultan Üstad'ın şahla ilgili yazdığı bütün yerleri değiştirip yar yaparlar. Kar etmiyor yani. o dönemin sensörlerinden maşallah bugüne kadar devam edenler bayağı kalemlerle iyi çalışıyor. Evet, yani her yerde o eller var. O gün dedin birden aklıma geldi. O gün arkadaşlarım biri şeyden internetten bir harita gösterdi bana. Dedi Cavit gel bak bu haritaya. Baktım bu Avrupa bölgesinin hangi ülkede çok din var onu koyulaştırmışlar. Hangi din, ülkede din azdı o gitgide rengi azalmış. Bana dedi Cavit şu Avrupa'nın çok yerinde renk yok yani. Yani bir İtalya var. Bir Türkiye var, bir böyle 4-5. Sence neden bu böyledir? Çok güzel bir soru. Bu soru beni attı orta çağa. Dedim arkadaşım bir çay ver bana ben sana onu anlatayım. O da getirene kadar ben de düşüneyim biraz. Bir şeyler toplayayım beynimde. Yani orta çağda kilise neler yaptı? Tabii canım korkunç. Kilisanın yaptığını
500-600-700 sene sonra bugün Avrupa o hakiki İsa'nın mesajı neydi, ne kadar oradan uzak olduğunu gösterir. Yani aslında bana kalsa benim kanaatim budur. Kilise döneminde de veya herhangi bir ülkede, mesela İran gibi bir ülkede ki din hakimiyettedir. Aslında bunlar kilise döneminde de din adamları değiller. Evet. Çünkü din adamının ne işi var ki? Pir Sultan Abdal hangi desteni grubu düzeltti ki Hızır Paşa ile savaşsın? Ne yaptı ki? Bu sözünü diyor ama söz o kadar derin ve tehlikelidir ki adamın başını ağrıtıyor. Yani daha doğrusu o dönem düzenini bozuyor. Şimdi yani. De çıkar düzenini bozuyor. Evet. Şimdi düşünün ki böyle bir hakimiyette mesela bugün İran'daki baskılar. Evet. Bugün İran'daki baskılar bizim halkımızın içinde nasıl din dediğimiz şey o saygıyı nasıl içeriden sömürmeye başlıyor. Bunun bedelini İran halkını, İran halkı bunu belki 100 sene şimdiden başlamış, 100 sene sonra daha ağır ödeyecek. Biliyor musunuz? İki insan düşünün. Bir inançlı insan, bir de inançsız insan. Her neye diyorsun de. İnançtan bahsediyorum, renginden bahsediyorum. Hangi inançtan? Hangisi iyi? İnançlı insan iyidir. Yani bir şeye inanıyor. Biri komüniste inanıyor, komünizme. Biri materyalist. Ama bu inandığı için, bu evet. inandığı için sen adam sana diyende ki ben komünistim. Ha. Bir tablo veriyor sana. Sen onunla nasıl konuşacaksın, nasıl irtibata geçeceksin. Demek inançlı insanlar inançsız insanlardan daha iyidir. Daha güvenlidir. İnançsız ne anlamda koyuyorsun? Hani i̇nançsız yani hiçbir şeye nihilist. Yani o anlamda mı? Şimdi mesela bu dindeki gerileşmeyi neye koyuyorsun? Gerileşme aslında koyarken yani buna inançlı kişiler hayır, anlamda kullanmıyorsun hayır, değil mi? Hayır, hayır. Ha, çünkü yanlış anlamaya ben onlara, evet, ben onlara cam kamo bir diye bir isim var. Kullanma noktasında değil mi yani çıkarları doğrultusunda? Çünkü şu anda insanları dinle yani kendi maneviyatıyla kullanmak daha kolay da ondan mı? Evet ondan geliyor. Diyorum. Yani biliyor musunuz bu dediğim din meselesi bir İsa gelmiş diyor ki benim dünya görüşüm budur. Getirdiği bir teori var, evet. bir kitap var, İncil. Hı hı. Burada demiyor birbirinizi öldürün. Neresinde yazmış ki birbirinizi öldürün. Ama sonraki hakimiyette olan padişahlar mı diyelim, kimler mi diyelim. Allah olsun. Beş kişi alıyor yanına ve insanlara hakimiyetini daha iyi yapmak için fetva lazım. Evet. Yani insanların korkunç. İnancının inandığı yerden giriyor işin içine. Hı-hı. Yani diyor ki sen fetvanı vermesen ben bu muhalifimi ortadan kaldıramam. Ama çünkü sorgulanamayacak o, fetvalar evet, veriyor libas, değil mi? O libasın içinde ya. Nesime mesela emir verildi ki bunun derisini soyun. Allah Allah. Yani bir insan sen bir kedi verseler bu işi yapar mısın? Yok canım yani korkunç ama bir şey. Ama bir insanı ellerini bağla canlı canlı. Bunun derisini aşağıdan kes ayaklarından ters soya soya girse ama burada bir şey var. Burada bir şey var. Nesimi'nin ne kadar haklı ve dürüst olması onun karşısında olanın nefretinden çıkarabilirsin. Evet ağırlığından. Yani, Sultan Üstad da öyle değil mi? Yani. Yani Hızır Paşa'yı da öyle düşündüğünde. Evet. Yani. Bir çocuk gelir sana ne? Bir şey der. Ya dönüp bakarsın desin çocuk yani. Şimdi eğer Nesimi gerçekten hatakarsa. Ya hatakardı. Bir de bu zamana kadar niye yaşasın ha. Yani Nesim adı? Niye yaşasın ve sen olsaydı. Bunu niye öldürüyorsun? Minler hatakar var dünyada. Tabii. Hatta Allah'ı inkar edenlerden bile. Sen çok kolay vazgeçiyorsun o anlamda diyelim. Ama burada daha yorumu farklı olan ki ya. İnsanları özgürlüğe taşıyabilir potansiyele sahip birisi. Sen buna düşman diyorsun. Şey olması gerekmiyor mu? Yani ben öyle savunuyorum açıkçası. Yani insanlar hangi düşüncede olursa olsun ister aya, ister güneşe, evet, ister tapsın. Doğaya, doğanın ne bileyim defnesine, evet. üzüm asmasına, şarabına evet. ya da işte kendi bildiği, kendi gönlüne yarattığı bir şeyin hangi evet. inançtan, hangi dilden, hangi ırktan olursa olsun. Evet. Ben gerçekten masum insan olarak kalıyorum ve saf. Ve
aslında herkes ona saygı duysun ya. Zarar evet. vermediği sürece, bunu kötü kullanmadığı sürece evet. saygı duysun ve insan kendi şeyiyle de yaşasın yani. Evet. Mesela şey değil mi? Şahatay döneminde de, daha sonraki dönemlerde de Pir Sultan'ı incelediğindeki o yine, çünkü bunlar Şah'a bağlı biliyorsun gruplar ama evet. dolayısıyla ayaklanmalarda daha yüksek çıkıyor. Hı. Ama Pir Sultan ayaklanmasına baktığında da inancın dışında aslında şey ekonomik yani insanlar aç, vergiler çok ağır. Evet. Anlıyor musun? Hep böyle yani şeye ait değil mi? Yani birine arıyorlar ki bunun yanında olsunlar. Dertlerini evet. onlara desinler. Hakim sınıfı geçtim mi her şey değişiyor Cavit. İlginç değil mi? Evet, ilginçtir. Peki bir tane senin çok sevdiğin bir Şahatay nefesin vardı. Evet. İstersen onu söyle, o kadar güzel Şahatay muhabbeti yaptık. İstersen ondan sonra evet. tekrar tamam, biraz Şahatay'dan bahsedelim. Evet. Biraz da işte İran Alevilerinden şimdiki bahsederken buradaki... Şimdiki durumları burayla da evet, şeylerini ilgilendiririz, ha, bağlarız. Alakaları, yani. Bağları, evet, ayrıştıkları evet. durumlar. Arkadaşlar bir Şahatay tamam bizim... Ben çok sevmiştim, onu söylemiştim. Evet. İnşallah ki o dediğin olur da. Gözlerime can göründü. Eyvallah, eyvallah. Şahatay, Şahatay. Evet, buyurun. Yumuşak yumuşak gözlerime can göründü, gözlerime can göründü, Şahatay'ı, Şahatay'ı. Merdile meydan göründü, merdile meydan göründü, Şahatay'ı, Şahatay'ı. Gözlerime can göründü, Şahatay'ı, Şahatay'ı. Kırklara meydan göründü, kırklara meydan göründü, Şahatay'ı, Şahatay'ı. Şahatay'ı, Şahatay'ı. Gökten yere indi Haydar Hüdeyim, oldu kasker bu şah kimdir kulu kambar. Şahatay'ı, Şahatay'ı. Şahatay'ı, Şahatay'ı. Şarkı felek, bin bir adım bilmek gerek, bin bir adım bilmek gerek, Şahatay'ı, Şahatay'ı. Önündedir yedi melek, önündedir yedi melek, elindedir şarkı felek. Şahatay'ı, Şahatay'ı. Gökten yere indi Haydar Hüdeyim, oldu kasker bu şah kimdir kulu kambar. Şahatay'ı, Şahatay'ı. Gökten yere indi Haydar Hüdeyim, oldu kasker bu şah kimdir kulu kambar. Şah
Şah Hatayı, Şah Hatayı. Oh, çok güzel. Evet. Bu senin bestendi değil mi? Evet, söz müziği bana aitti. Anladım. Öyle. Peki o İran'daki bu şeyleri nasıl buluyorsun? Muhalefet yapılıyor ya şu anda. Çünkü İran çok aslında güçlü bir kültürken düşünsene. Evet. Böyle geriye düşmesi. Şimdi zor tabii. Bazen de burada garip şeyler de duyuyorum ki hani diyorlar İran'da mesela İran Cumhurbaşkanı Amerika'ya kafa tutuyor lan falan filan. Ve bizim önce bunu anlamamız lazım ki Amerika'ya kafa tutmak mı bizim esas prensibimiz veya ondan önce halkımızı güzel yaşatmak? Yani bu üstünlükleri önce yönetim olarak veya halk olarak bunu anlamamız lazım ki bugün her dünyanın her bir yerinde bir devlet önce halkının isteklerini, refahını ve ruhani refahını vermesi İnsan lazım. İnsan gibi yaşamasını. İnsan, biliyor musunuz bugün hiç şeyleri. Düşünün ki Avrupa'da din hakimiyette mi var? Bu Avrupa'nın çok ülke. İnsanlar özgürce ve bir taraftan da belli oluyor ki ha bu filan partinin insanıdır. Bu filan her şey ama önde ama kapalı yani, bir camiada her şey kapalıdır. Dost düşman hepsi atıyorum kahverengi giyinmiş. Şimdi sen gel de bunları dost düşmanı birbirinden ayırt et. Ama demokratik bir ortamda insanlar evet birisi rakçıdır. Onun tamam biri diyende ki ben mesela filan partiye bağlayayım. Sen onunla nasıl münasebetini nasıl kuracaksın da biliyorsun. Yani. Ama orada büyük zamanlar kayboluyor. Ta sen anlarsın ki bu insan nereye bağlıdır. Ve bu irtibatlar hepsi çok kötü bir irtibat. Yani. Onun için İran'da bugün uzaktan bakanda sanki bir bütün bir halk vardı orada. Hiç sanki bu İran halkının içinde dervişler yok, sufiler yok, her şey çekilip her gitti de. Onu, değil mi? Evet, yoktur da herkes gibi. Maşallah televizyonda göründüğü gibi her şey yolundadır. Son zamanlarda 4-5 tane de muhalefet oldu da şükürler olsun ki tam yerini buldular yani. Ama o düşünürler, felsefe adamları falan yaşıyor ama değil mi? Var yani orada tasavvufa dair. Yarım yaşıyor. Ha, yani bir insan konuşamasa yarım ayakta ölmüş yani. Yani bir asimiliye uğruyor. Yani bir çocuk okulda diyemese ki ben Aleviyim. Şu anda denilemez mi İran'da mesela? Diyemezsin, işten çıkarıyor. Bugün eğer çok bir masum... Alevilerin işi genel olarak dünyada zor evet, zaman ya. Evet, bir masum bir sıfatla eğer görünse de perde arkasında ha senin neden bıyıkların böyledir? Aslında bu diyor ki ben ne diyorum öyle olsun. Ben hala burada Alevilik derdim de değil. Hatta halklarda da mesela oradaki halklarda dil özgürlükleri falan aynı sorun da yani. Ama orada bir şeyler masada yazılır. Anladım. Bu o piramidin başından aşağıya kadar uygulanacak. Ve burada kimler kurban gidiyor? Seneler boyu bu kültürü üretip ve buraya kadar taşıyanlar ayakta ezilir. Çiğnenirler yani. Düşünün evet. Bugün evet benim dediğim gibi çocuklar gidiyor okula. Korkuyor söylesin ki ben Aleviyim, kötü bakıyorlar veya başka bir grubun çocuğu da o da gidiyor. Ha herkes göstermesi lazım ki evet siz ne diyorsunuz biz de onu diyoruz. Ama bu insanlar hakimiyetten olan insanlar anlamıyorlar ki bu hareketle yavaş yavaş münafık kelimesi var ya 200'lülük, 500'lülük camiye de çoğalır. Sen kendi elinle münafıklık 200'lülüğü camiyenin camiyede ekiyorsun. Anladım. Doğru evet kesinlikle doğru. Ama düşünsene biz bugün bunları konuşuyoruz hani 21. yüzyılda değil evet. mi? Evet. Yani insan ne yaparsa gerileşmeyi de kendi el yapıyor. Belki bir yüzyıl sonra doğru inançlar da gün yüzüne çıkacak. Geçenlerde bir haber okudum.
Mesela işte paganistler de bir dönem biliyorsun doğa inancıları. Evet. Benim de bir hayli de ilgimi çeken işte Alevi geleneklerinde de onlara ait ortak noktalar, ritüeller de buluyorum. Şimdi bakıyorsun işte o tanelerde yakılmış, yıkılmış, öldürülmüş ama şu gün ya bitmiyor bir şey Cavit. Onu evet. anlatmaya çalışıyorum aslında. Evet. Şimdi tekrar onlar tekrar inançlarıyla neden bitsin o ya? Örgütlenir ve ortaya çıkıyor. Neden bitsin? Kur'an-ı Kerim'e baştığın zaman o diyor ki biz bu halkı farklı renklerde, kavimlerde yaratmakta bir hikmet var. Şimdi sen bu halkları ezmekle ve herkes bir türlü düşünmekle sen zaten kendini o ayetin karşısında durmuşsun. Ama bize süngüler başında Kur'an'ı takmışsın. Diyorsun ki yo, hakemiyet yalnız Kur'an'ınkidir. Yani evet, biraz. Değil mi? Yani, o haykırdı. Onun için dedim ki Alevilikte temel meselelerden biri yorum meselesidir. Hı hı. Yani bir mevzu var. Mesela baktığımızda Kur'an dediğimiz şey kitapta, mukaddes kitapta. Alevlerin o ayetleri okuyup farklı yorumları var. Bir başkalarının farklı yorumları var. Yani zatin batin dediğimiz. Zahir ve batin zahir meselesidir. Ve, batin ve bu dediğimiz. Zahiri şeyler bir tarafta onlar da olsun. Biz demiyoruz ki ha biz yarın mesela atıyorum ki gelme istemeyiz de. Ve hakimiyette olsaydık da biz de tutalım diyelim ki yo siz zahirilersiniz. Siz ölmeme mahkumsunuz. Doğru değil ya. Yani. Alakası hiçbiri yok. Doğru, tabii canım. Hiç alakası. Ama İnsana herkes bilir. Bir bahçeye gidiyorsun herkes kırmızı renk olsa her çiçek. Ay sıkılırsın değil mi? Yani iki dakika zevk alırsın sonra dönürsün. Ama burada maymun gülü de olması lazım. Çiçeği olması lazım. Binlerce çiçek olsun ya. Evet. Roz gülü de olması lazım. Her bu, çiçek, her renk birbirine güzel olsun. Dediğin gibi çok güzel yani. Bir kelime kullandın. Gerçekten insan bazen 21. yüzyıl diyende de utanıyor ya bazen. Hakikaten yani. Yani biz şimdi oturmuşuz, orta çağın dönemlerinin bahsini ediyoruz. Şimdi düşün ki mesela belki ben bu televizyonda, İran'da bazı insanlar seyretse diyor ya bak ya adam satılmış ya lan filan. Yani o kafasında o var ya sanıyor ki mesela onun düşündüğü gibi söylemesen vay Cavit satılmış orada kaç para vermiş Aynur ki. Bunlar akşam bunlardan bahsedelim. Halbuki bir güzel bir atmosferde serbest bir. Yani düşündüğünü söyleme. Evet düşündüğü. Belki ben hata da yapabilirim. Ben mesela konser verdiğim zaman Tebriz'de benim konserim yasaklandı. Ya gerçekten Cavit Murtuzoğlu eğer o kadar gücü var ki senin hakimiyetin bunun sahnesine çıkıp çıkmamağına bağlıysa onda bir kendine bir çare bulman lazım. Düşünmesi lazım. Düşünmesi lazım ki eğer benim sahneye çıkmamla evet. bu şehirde bir şeyler olacak. Bu meseleni düzeltmeler lazım. Ve dediğim gibi bunun arkasında bu Alevilik potansiyeli var. Hı-hı. Ve ne yazık ki biz belki çoğumuz bu felsefenin gücünden, ağırlığından, neler yapabildiğinden belki haberimiz yok. Ama ne yazık ki bizim dışımızda olanlar bizden belki de çok iyi haberler var. Ya muhakkak öyledir. Çünkü güzel olan her şey gider. Güzel bir vücutta, evet. Bedende vücut bulur. Yani akılda vücut bulur. Çünkü güzel olan bir şeye kim hayır der ki yani Alevi evet. olsun, Hristiyan olsun, Yahudi olsun. Dünyanın neresine nefes alıp veriyorsa yani... Tamam bu Alevi söylemleri olabilir, öbürü paganist söylemler olabilir, evet. Öbürü işte Hristiyan söylemi olabilir ama insana aitse bu insanlar dönüşüyorlar biliyorsun inançlarını da kendine göre seçerler ve güzel de yaşamaya devam ederler. Peki reklamlardan sonra devam edelim evet, mi? Evet evet reklam. Çok reklam alıyoruz. Evet evet.